Hayırlı akşamlar çok kıymetli izleyiciler. Bizi sizlerle buluşturan Rabbimize hamdolsun. Hayatıyla örneklik teşkil eden Habibi Edip Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sayısız ve sonsuz tazimlerimizi arz ediyoruz. Rabbim vasıl eylesin. Bu akşamki konuğumu sizlerle tanıştırayım. Malatya'mızın yetiştirdiği, Malatya'mızın medarı iftarı, ulusal manada Malatya'mızı temsilen gurur duyduğumuz Ramazan Kayan hocamız, eğitimci, araştırmacı, yazar, kimliğiyle hep çalışmalar içerisinde olan hocamızı davet ettik sağ olsun. Bir panel için Malatya'ya gelmişti, bizi kırmadılar. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam siz tabii bugün Malatya'dasınız ama sürekli ülke üzerinde ve ülke dışında ümmetin kanayan bir yarasını gördüğünüz zaman etrafınıza bakınmadan ben ne yapabilirim gayreti içerisinde olan bir üstadımızsınız. Şimdi isterseniz öncelikle bir ümmet kavramının gereği ümmetin bir profilini 21. yüzyıldaki ümmetin bir var olan durumunu fotoğraflasanız ondan sonra da inşallah ümmet kavramının içeriğine bakacağız. Eyvallah. Bismillah. İnnel hamdelillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Öncelikle izleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Programımızın hayırlara berekete vesile olmasın Rabbim'de niyaz ediyorum. İnşallah. Tabii bugün ümmet denilince sanıyorum ilk akla gelen acı, hüzün, kan, gözyaşı, parçalanmışlık, sürgün, hicret, İltica, mülteci, muhacir bu kavramlara adeta çağrışım yapıyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ulus devlet sürecinde emperyalist güçlerin cetvellerle çizdikleri suni sınırlarla 57 parçaya bölünmüş olan ümmet gerçeğimiz bugün yeni cetvellerle yeniden ümmetin o 57'nin bile lime lime edilerek bir daha bir araya gelemeyecek şekilde nasıl bir dramla, trajediyle karşı karşıya olduğunu görmekteyiz. İşte Suriye gerçeğimiz, Irak'ta yaşananlar, Yemen'deki iç savaşlar, Sudan'daki bölünmüşlük, Libya'daki ayrışmalar, Afganistan'da uzun yıllar tanık olduklarımız, şunu görüyoruz, ümmet kendi ilkeleri, kendi inanç değerleri üzerinde bir araya gelmediği takdirde sanıyorum bu kan bitmeyecek, gözyaşı dinmeyecek, acılarımız ila nihaya devam edecek ve ümmetin maruz kaldığı sefaletin ve esaretin önüne geçmemiz de biraz kolay olmayacak. Ancak bu tablo bize hüzün verse de biz şuna inanıyoruz, mutlaka ümmet bir gün Siyonizmin, emperyalizmin oyununu bozacak, kendi inanç değerlerinde buluşacak, yeryüzünün muhtaç olduğu adaletin, özgürlüğün, ahlakın, güvenliğin, barışın tesisi için bunun tek gerçekçi yolunun İslam olduğunu ve Müslümanlar olduğunu bugün dünya daha iyi tanıklık ediyor. Hocam sizin yani ümmetin yıllar önce 50 yıl, 100 yıl önce onların programları 50 yıllık, 100 yıllık böyle programları evet. Var. Bunlar tabii sızmış artık medyaya. Bu cetvelle bölünmelerden bahsettiniz ya. Evet. Bugün buna da bir tahammül edemeyip, bunu dahi sindiremeyip, daha da ufalamak isteyenlerin almış olduğu kararlarda nihayetinde bu devlet sahiplerinin hani bir idarecilik namusu da vardır. Bir liderlik, emanet sahibi olma mesuliyeti de vardır. Acaba o liderlerinde bir sözü alınıyor mu? Bunlar hiçbir şey söylemiyorlar mı? Ne yapıyorsunuz? Benim malımda, benim buğdayımın içinde davanızı niye görüyorsunuz diye bir aykırış yok mu acaba? Maalesef zaten ümmetin en büyük sorunun işte Birinci Dünya Savaşı'nda Sky Picot süreciyle birlikte ümmetin bu ulus devlet parçalanmış süreci başladı. Ama yeni bir yüzyılın başında bunu bile çok gören yeryüzüne hükmünde o küresel şer güçler, küresel kötülük ümmeti bu anlamda
kendi içinde yeniden parçalama şeyine gidiyor. Demin isimlerini saydım. Suriye şu an parçalanmış durumda. Irak parçalanmış durumda. Yemen parçalanmış durumda. Sudan zaten güney kuzey diye bölündü. Yetmedi. Şimdi Sudan'ı kendi içinde yeni parçalı ayrılma durumunda. Libya 3 parçaya bölünmüş durumda. Somali kendi içinde iç savaşlarla başını kaldıracak durumda değil. Lübnan hakeza. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu tarafta da Doğu Türkistan'a doğru gidiyorlar. Doğu Türkistan'a doğru geliyoruz. İşte şu anda Arakan'da, Moro'da. Yani. Arakan'da yaşananlar, Keşmir'de yaşananlar, Hindistan'ın içerisinde yaşananlar. Her yerde emperyalistlerin bu sinsi, kanlı, kinli planları devreye konuluyor. Gelelim sizin sorduğunuz o yönetimlerin pozisyonuna gelince. Yine hüzünle ifade etmem gerekir ki bu yönetimlerin birçoğu halkın iradesiyle seçilmiş yöneticiler değil. İşbirlikçi, hain, emperyalistlerle, siyonistlerle bir şekilde çıkar ilişkisi ya da varlıklarını oraya borçlu olan, onlara sırtlarını yaslayarak halklarına tahakküm eden, hatta tahakküm de çok ciddi zulmeden, İslam coğrafyasında yönetilenlerle yönetenler arasında korkunç uçurumların olduğunu görüyoruz. İşte bugün hemen Gazze'nin yanı başında bir Ürdün'ü düşünelim. Bir Suudi Arabistan'ı düşünelim. Mısır'ı düşünelim. Var olan tüm yönetimlerin bu kadar sükutu, sessizliği, ilgisizliği duyarsınız. Arkasında egemen güçlerle çıkar ilişkileri, dahasını söyleyeyim, Hamas'ın bir zaferini kendi saltanatları için risk görüyorlar. Eğer bugün Gazze'de Hamas başarılı olursa İsrail'e karşı, o Hamas ruhunun işbirlikçi yönetimler, Siyonistlerin de ilk yönetimler için de potansiyel tehlike olarak algıladıkları için el altından İsrail'in başarması için belki de destekçi ve duacı oluyorlar. Bu bakımdan bunlardan dediğiniz anlamda böyle bir irade beyanı ortaya koymaları, bir onurlu duruş sergilemeleri, bir tepki, bir muhalefet, kendilerinin özgün bir çizgide gelecekleri gibi bir tasavvur, bir talepte bulmaları mümkün gözükmüyor. Çünkü derken emanetçi olarak geldiler ve onlar adına geldiler. Kendi bulundukları halkın iradesine, isteğine, inancına dayanarak ve saygılı olarak çoğu yerde bunu göremediğimiz için bugün bunun acı tablolarını ve acı bedellerini de ödemek durumunda kalıyoruz. Yani, ancak hatırlarsınız bir Arap Baharı yaşadık. Evet. Halkların yönetimlerle hesaplaşması, tüm dünyada batılı güçler, egemen güçler, demokrasi, insan hakları, özgürlükler diyenler, halkların iradesi diyenler, demokrasi diyenler, cumhuriyet diyenler, ne zaman ki bu halk Müslüman ve Müslümanların siyasete müdahil olma, devlet erkini, yönetim erkinde söz konusu olduğunda tüm dünyadaki emperyalist güçle işbirliği yaptılar. Hatta o halkın kendi yönetimlerine hesaplaşma şeyine fırsat vermediler. Bir meydan okumada bulundular. Kendi yavrusunu yediler gibi bir şey oluyor. Evet. Kendi adalet duygularını. Kendi putlarını yediler. Tekrar yediler. Çünkü onların koyduğu adalet, insan hakları, özgürlük, güya biz bunları onlardan öğreniyoruz. Güya tırnak evet. içinde söylüyorum. Ama tabii mesele kendilerine muhalefet olunca kendi halkındaki Rachel vardı mesela. Evet. İsrail zulmüne karşı tankın önünde durdu. Onu bile evet. çiğnemekten geri durmadılar. Geri kaldılar. Hocam burada halkların yani ümmet dediğimiz tebaanın durumu nedir hocam? Onlar da bu gidişata acaba razı mı olmuşlar yoksa bir şey yaparım, yapabilirim beklentisi içindeler mi? Tabi halkları her ülkeyi kendi üzerinde ayrı ayrı incelemek lazım. Bir defa dünyada belki hiçbir ülkede görmediğimiz ama sadece Müslüman ülkelerdeki yönetimlerin korkunç bir despotizmiyle karşı karşıyayız. Çoğu darbeyle gelmiş ve tüm askeri güçlerini, istihbarat güçlerini, emniyet güçlerini kendi halkına göre karşı konuşlandırmış. Dış savunmaya yönelik değil, dış güvenliğe yönelik değil, içte oluşabilecek tüm muhalefet hareketlerini silahla, darbeyle bastırma, ki mesela düşünün
Rabia eylemlerinde 3500 kişi bir günde katledildi. Bunlar sivil bir direniş. Asla şiddete bulaşmadılar. Silah kullanmadılar. Demokratik yöntemlerle seçilmiş olan Muhammed Mürsi'nin görevden alması, darbe yapmasına karşı bizim reylerimizle, bizim irademizle seçilen cumhurbaşkanlığı, ki Mısır tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Sivil bir direnişle seçtikleri cumhurbaşkanına sahip çıkanlarının bedelini 3500 şehit ve şu an Mısır zindanlarında 60 bin Müslüman bulunuyor. 100 bin ihvan üyesi yurt dışına çıkmak durumunda kaldı. 100 bini de yurt içinde, Mısır içinde adreslerini değiştirmek mecburiyetinde kaldılar. Ve 11 yıl üzerinde geçti. Hala ne hukuk var, ne yargı sistemini bu anlamda, içeride olanların çoğu da idama mahkum edilmiş ve bir imzayı bekliyorlar. Şimdi bu şartlarda aslında halk yapacağını yapmaya çalıştı ama tüm dünyanın destek verdiği bir Sisi yönetimine karşı bu halk ne yapabilir? Evet. Özellikle halka öncülük edecek kanaat önderlerini, cemaat liderlerini, siyasileri, efendim düşünürleri de bir şekilde etkisiz hale getirip ya sürgün ya zindan. Mesela Suudi Arabistan'a gittiniz, Umre'yi Hac'da gördünüz yani. 11 aydır dünyanın her yerinde eylem var. Filistin'i destekleyen dünyada iki ülkede hala hiç eylem olmadı. Bir Suudi Arabistan, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri. Neden? Böyle bir refleks ortaya koyabilecek hiçbir fırsat vermiyorlar. Bu sene Hac'daydım. Sadece bir örnek vereyim. İstanbul'dan hacca gelen AK Parti'nin bir milletvekilinden bahsedeceğim. Hasan Turan. Meclise de Filistin Dayanışma Grubu'nun başkanı. Hac'da Kabe Filistin kefiyesiyle girdiği için polis aldı, gözaltına aldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı devreye girdi de sadece Filistin kefiyesi puşusu taktığı için Türkiye'nin milletvekilini alıp gözaltında tutabiliyordu. Şimdi bu şartlarda biz Suudi Arabistan'daki halkı doğrusu kınama durumunda da değiliz ve onlardan ne bekleyebiliriz? Oranın mesela Selman Avdi'yi duymuştursunuz. Evet. Milyonlarca takipçisi olan ve çağın en etkili İslam davetçilerinden biriydi. Aldılar cezaevine. Hala ses yok. Ne yaptıkları, nerede olduklarını bilen yok. Ve bunun gibi ne kadar bu anlamda hakikatin sözcüsü olacak, mazlumların çığlığını, feryadını gündeme getirecek ses, soluk varsa hepsini bir şekilde etkisiz hale getirdiler. Evet. Yani hocam tabii hep bu manadaki motor olmayı ülkemizden bekliyorlar. Ülkemiz Müslümanlarından bekliyorlar. Evet. Ama doğrusu bizim vatandaşlarımızın, bizim ülkemizin gerek resmi yapının gerekse halk nezdindeki insanlarımızın bu manadaki çalışmaları oraya ulaşır mı ki hocam? Onlarla bir rabıta, bir kontak kurulabiliyor mu? Şimdi şöyle bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşen bir dünyadayız. Bir de artık bu dijital gerçeklik var ya, uzakları yakınlaştırdı. Müthiş bir iletişim ağı şu anda var. Zaten şu an dijital savaş diğer savaşın adeta önüne geçti. Ancak haberdar oluyor. Fakat bir ili olarak bir eğrimlilik sürecine gelince bunu kuvveden fiile çevirebilme takatini, mecalini Müslümanlar bulamıyor. Bir umutla Türkiye'ye geliyorlar. İstanbul'dan geliyorum. İslam dünyasının her taraftan mazlumların, muhacirlerin yoğun olduğu bir yerdeyiz. Sadece sıradan insanlar değil, kanaat önderleri, cemaat liderleri, aydınlar, akademisyenler, bilginler, olabildiğine insan, çok ciddi bir potansiyel var. Ama Türkiye'den bulundukları coğrafya ne yapabiliriz diye kara kara düşünüyorlar. Çünkü bu insanların oraya tekrar dönüşü yasaklanmış durumunda. Fakat ben şu şekilde ümitliyim. Bu Gazze birçok algıyı alt üst etti. Birçok
tezi, paradigmayı yerle bir etti. Mesela hocam isimlendirelim. Ona inşallah geleceğim. İsrail yenilmez bir askeri güç olarak bize tanımlanıyordu. Ve bir korku imparatorluğu telkin ediliyordu. Fakat bir 7 Ekim olayıyla birlikte, Aksa Tufanı ile birlikte o korku imparatorlukları çöktü. Siyonizmin o tılsımı bozuldu. O yenilmez zannedilen kartondan devler zir-i zeber oldu. Hamas diyor ki 6 Ekim 7 Ekim 7 Ekim 7 Ekim'deki o şeyde tufanda Aksa tufanında Gazze ile Kudüs arası sadece 80 kilometre. O ilk hamlede 40 kilometre gitmişiz içeri doğru. Bizi dünyada destekleyen tek bir devlet olsaydı öğle namazını Mescid-i Aksa'da kılabilirdik diyor. Tabii. Vatandaşın el yordamıyla yaptığı bir hareketti bu. Yani o disiplinli bir ordu yok, alet yok, adavat evet. yok. Ama karşısında dediğiniz gibi çok yenilmez bir geçilmez. Hatta ne diyorlar o akıllı teknolojisi olan tanklar, sağını sonunu hemen rasat edip müdahale eden vuruşlar, buluşlar hepsi devredeydi. Ama neyse. 11 ay geçmiş, esirleri kurtaramadılar İsrail'de. Tünelleri elde edemediler. Tünellere giremediler. Gazze'den şu an çekildiler. Sadece uçak saldırılarıyla. Masum halk hata. O da prestijini kurtarmak için. Ve şu an İsrail kamuoyu ikiye bölündü. Medya ikiye bölündü. Meclis ikiye bölündü. Savaş karşıtları. Ama Gazze esirler meselesinde dünyaya öyle bir insanlık dersi verdi ki o demin konuştuğumuz dijital savaşta da Batı'nın tüm argümanları ters yüz oldu. O Müslümanları terörize edenler, İslamofobi ile İslam'a nefret kusanlar bir esire nasıl davranır? Esir sanki misafirlikten işte evet. eve gidiyormuş gibi görüntüler. Dijital dünyada, askeri cephede, sosyal, psikolojik tüm cephelerde muhteşem Müslümanın, İslam'ın güzel yüzünü, nezih yüzünü insanlığa sundu. Mesela Gazze şeyine gelinceye kadar cihat denilince zihinlerde neye çağrışım yapardı? Adeta terörle eşleştirilmişti. Mücahit deyince teröristler. Terörist olarak, İslamofobi üzerinde. İslamofobi çöktü, o cihadın nezih yüzü öyle ortaya çıktı ki ve şimdi tüm zihinlerde cihadın, gerçekten insanlığın, mazlumların umudu olan cihat şeyinin hangi seviyede, çocuklara kadar inen bu bilinçle insanla nasıl bir direnç, nasıl bir metanet, nasıl bir sebat kazandıklarını bizlere gösterdi. Düne kadar Müslümanların yani davasını diyelim, İslam davasını, ümmetin derdini sahiplenen, sırtlanan yapı olarak hep önümüze işte IŞİD vari, o bir örgüt daha vardı. Boko Haram gibi evet. yapılar, o şahısların görüntüleri, tutumları belki tabii onlar şeydir, rol yapıyorlardır. Kim olduğu belli olmayan. Ama o kimlikler üzerinden hep gündeme geldi. Dediğiniz kavramlar da kirletildi. Ama bugün Ebu Ubeyde dediğiniz gibi o Boko Haramcıları, IŞİD'ciler onlar da bir karton oldu. Onu. Şebaptır vesairedir. Hepsini. Yani şu ortaya çıkıyor. Bu direniş, Gazze direnişi kavramlarımızı kurtardı, kurumlarımızı kurtardı. Ümmetin aşınan, yıpranan değerlerini tek tek kurtardı, onurunu kurtardı, izzetini kurtardı, kimliğini kurtardı, özgürlüğünü kurtardı. Şu saatten sonra Gazze hepten yok edilse ama Gazze mektebi, Gazze direnişi dünyaya yeni bir sistem, yeni bir model sundu. Bir şuur. Bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Ve şimdi gittiğim her yerde Gazze modelini diyorum. Gazze ilkelerinden bahsediyorum. Gazze standartlarında, Gazze öğretisinde, Gazze yaşam biçiminden bahsediyorum. Bir aidiyet oluşuyor. Herkes kendini Gazze'lim demekten onur duyuyor hocam. Ve düşünebiliyor musun? İsmail Haniye şehit edildi. Geçen İstanbul'da taziyeleri vardı. Taziyelerine gittim. Hamas'ın taziyesine gittim.
Orada bize ne dediler biliyor musunuz? Tespit etmişler. İsmail Haniye'nin dünyada gıyabi cenaze namazını kılan insan sayısı 700 milyon dediler. Dünyada hangi faniye bu nasip oldu şimdiye kadar? Ben hatırlamıyorum. Şu an dünyada İsrail bayrağının dalgalanmadığı hiçbir ülke, hiçbir coğrafya kalmadı. Bu neyin bereketi? Filistin bayrağı. Filistin bayrağının dalgalanmadığı hiçbir coğrafya, dünyada hiçbir bayrağı bu nasip olmuş değil. Mesela bir futbol stadyumunu hiçbir bayrak o kadar seyircisinin elinde dalgalanmamıştır. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. 5 yıl önce Avrupa başkentlerinde, Londra'da, Paris'te, Berlin'de, Amsterdam'da, Madrid'de, şöyle hatırlayın, Kur'an-ı Kerimler yakılıyordu. Hı hı. Hazreti Peygamber'e karikatörler başka olmak üzere hakaretler ediyordu. İslam'a nefret kusuluyordu. Şimdi aynı başkentlerde, aynı meydanlarda, aynı caddelerde Filistin'e özgürlük ve tekbir sesleri geliyor. Allah Azze ve Celle bazen musibetlerle, bazen de rahmetini tecelli ettirerek intikamını alıyor. Kim derdi ki Londra sokaklarında 500 bin kişi Filistin'e özgürlük diye alanlara inecek ve bunların çoğu da gayrimüslim. Evet. Yahudi de var. Yakın zamanlarda Danimarka'ya gittim. Danimarka'daki program da Gazze ile ilgiliydi. Gazze'yi anlatmamı istediler. Gazze ile dirilmek. Danimarka 6 milyon nüfusu olan küçük bir ülke. Başkent Kopenhag'dayız. 800 bin nüfusu var şehrin. Her cumartesi Gazze ile ilgili eylem yapılıyor, yürüyüş yapılıyor. 30-40 bin kişi katılıyor eylemlere. Şöyle düşündüm ya. Koca İstanbul'da Gazze ile ilgili yapılan eylemlere bu kadar katılım yok. Şimdi buradan şuna geleceğim. Ben yıllarca düşünürdüm. Şunu düşünürdüm. 8 milyar insan var. Hadi bunun 2 milyarını Müslüman saydık. 6 milyar insan İslam'la nasıl buluşacak? Tamam. Yeni bir din gelmeyecek, yeni bir peygamber gönderilmeyecek, yeni bir kitap indirilmeyecek. 6 milyar insanın İslam'la buluşması hangi zeminde, kimin üzerinden gerçekleşecek? Hangi takat yetişecek buna? Hani ilk akla gelen işte İslam davetçileri, İslam alimleri, İslam aydınları vesaire. Hayır. Gazze'li çocuklar üzerinden bu gerçekleşti. Hı. Danimarka'da katıldığım programda şimdi böyle bir konferans salonu. Ben konuşuyorum. Bir şey dikkatimi çekti. Ben konuşurken salonda dinleyenler bir kısmı bana bakmıyor, yandaki duvara yüzlerini çevirmişti. Ben biraz da şaşırdım. Neden? İlgileri bana değil de duvara. Bir de döndüm baktım ki ben konuşurken o an konuşmam dancaya çevriliyor, duvara yansıtılıyor. Salonda Danimarkalılar da okuyorlar. Onu okuyorlar. Tabii ilgimi çekti. Programdan sonra bunlarla biraz konuşayım, dertleşeyim. Ve salonda olanların birçoğu nasıl biliyor musun? Gazze direnişinden sonra Danimarka'da Müslüman olan Danimarkalılar. Dedim ki ya ben yanlış yere gelmişim. Yanlış konu seçmişim. Gazze ile, zaten bunlar Gazze ile dirilmişler. Evet. Belki İslam toplumlarında Gazze ile dirilmeyi bizim anlatmamız gerekiyor. Gaflet içerisinde. Duyarsız Müslümanlara bizim Gazze'ye yeniden konuşmamız gerekiyor. O arada biriyle tanıştırdılar. Şöyle 2 metre boyunda, Yuhanna isminde bir delikanlı. Tercüman da var. Dedim ya senin şu İslam'a yöneliş sürecini, şehadet sürecini şöyle biraz anlatır mısın? Delikanlı dedi ki, 20-22 yaşlarında bir delikanlı. Yanında tabii başkaları da var. Yani o yeni İslam'la şereflenen. Ben aile olarak da İslam'a şiddetli düşman olan bir aileyiz. Hiçbir dini şeyim de yoktu. Ateist takılırdım. Ama en çok da İslam'a ön yargıydım, nefretle bakardım İslamofobiden dolayı.
Fakat bu Gazze olayları başlayınca ister istemez haberlerde gözüm takılıyor. Fakat o Gazze'li çocukların yara parçalanmış kan revan içerisinde elhamdülillah diyorlar, ben merak ediyorum. Bunlar ne diyorlar? Hasbunallah diyorlar, merak ediyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorlar. Annelere bakıyorum, gençlere bakıyorum. Ve çoğu metanet. Sonra bunların şeyine baktım. O zulme karşı dik duruşlarını, sebatlarını, kararlılıklarını durunca bunlar nasıl insan ya? Böyle bir insan türü dünyada var mı? Ya da bunları güçlü kılan nedir? Maneviyatlarını, dirençlerini bu kadar sağlam kılan nedir? İster istemez buna yöneldim. İslam'ı merak ettim. Bunların inanç sistemi nedir? İnanç sistemindeki dinamikleri nelerdir? Fakat İslam'ı araştırıyorum kendi çapımda. Müslümanlarda tanıdığım kimse yok. Bir kurum da bilmiyorum. Sorularım var. Şüphelerim var. Bu konuda bana gidirecek olan birinin desteğine ihtiyacım var. Düşünürken aklıma geldi. İlkokulda okurken sınıfımızda Filistinli bir genç vardı. Müslüman olduğu için ben hep mesafeli kalmıştım. O arkadaşlar lisede de aynı sınıfta bir yıl okumuştuk. Yine İslam'a olan aşırı ön yargımdan dolayı hiç böyle arkadaşlık şeyim de olmamıştı. Ama Müslüman olarak okuldan gelen bir arkadaşım olduğu için sosyal medyada bir şekilde ulaştım. Gittim. Dedim ki durum böyle böyle. Bu Gazze süreciyle birlikte ben Filistin toplumunu ve inancını merak ediyorum. Sen de Filistinli, Gazze'li biri olarak bana yardımcı olur musun? Sorularıma, şüphelerime cevap verir misin? Ben bunu söyleyince diyor başını önüne eğdi. Uzun süre bir suskun kaldı. Cevap vermedi. Bir müddet sonra başını kaldı. Dedi ki bugün değil de yarın buluşsak olmaz mı? Olur dedim. Olay ne? O Filistinli genç de o an yanımızdaydı. Filistinli genç Danimarka'ya yerleştikten sonra Filistin'den kopuyor, İslam'dan da kopuyor, Batı tarzı bir hayata kendini kaptırıyor. İslam diye, Filistin diye, Kudüs diye hiçbir kaygısı kalmamış. Yıllar sonra karşısına sınıf arkadaşı bir tane çıkıp da ben sizin dininizi merak ediyorum, Filistin davasını merak ediyorum dediği zaman utancından baş yerine düşüyor ve sorularına cevap verebilecek bir altyapısı yok. Ama yine bugün git, yarın gel demesi sebebi gidip sabaha kadar gelebilecek sorularla ilgili ders çalışıyor. Sabah da cevaplıyor. Bir ay bu süreç devam ediyor. Bir ay sonra Danimarkalı'da Müslüman oluyor. Filistin'de İslam'a tekrar dönüyor. Yani o Filistin'in tutumu da güzel. Kendi yaşantısını İslam diye ona anlatsaydı o cesareti bizim hani bugün sokak ağzında uzatılan mikrofona fetva verenler derseydi, gibi yapsaydı belki Danimarkalı daha beter bir tavırla edecekti. O da o an oradaydı, Velid isminde. Dedim ya da şimdi kim kimin hidayetine vesile oldu? Evet. Gazze diriltiyor. Gerçekten diriltiyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Gazze aynı zamanda Hazreti İsa'nın yaşadığı topraklar. Hazreti İsa'nın o diriltici nefesinin bugün yine tecelli ettiği. Ölüleri diriltme mucizesi vardı. İnşallah. Yine tecelli ediyor. İnşallah. Ruhullah üzerinde durmamızda. O Gazze'li çocuklar şimdi dünyayı gerçekten silkeledi ve diriltiyorlar. Ya düşünebiliyor musun hocam? Polonya'da -28 derecede 500 bin insan Gazze için yürüyor. Ya. Kışın. Bu mütemadiyen oluyor hocam bir de. Yani bir kere mahsus tabii, değil. Tabii tabii bir de mahsus değil. Her gün yani bu aslında biraz bilinç meselesi. İnsanların yitirmediği vicdanların devreye girmesi. Hocam bir reklama gireceğiz. Ondan sonra bir merakımızı biz de Danimarkalı'nın sorduğu gibi inşallah sizden öğrenmeye çalışacağız. Eyvallah. Onlar şanssızdı hocam. Onlar etrafına bakıp dini öğrenecekleri kimseleri yoktu. Ama bizim etrafımıza bakınca hangisini seçeyim diyecek kadar malzeme var. Evet, evet. İnsan var, beyin var,
Bir sürü değerlerimiz var. Ama biz başvurmuyoruz. Neden bu başvurmayışımızın, bu rahatlığımızın ve bunun neticesi sebep olduğu sıkıntıların yansımalarını inşallah alalım hocam. İnşallah. Kısa bir reklamdan sonra burada olacağız. Hocam Danimarka örneğini verdiniz reklam öncesinde. Tabii bu binde bir, belki de milyonda birdir anlattığınız. Dediğiniz gibi Gazze'deki kardeşlerimizin temsil ettiği, beslendiği damar olan İsa Aleyhisselam'ın inşallah Rahman o diriltici nefesinin oradaki yansımaları, abluka altına alınmış olmasına rağmen mantıken onların hiçbir izole edilmiş, hiç kimseyle irtibatın olmaması lazım ama onların duyguları, düşünceleri, amelleri, emelleri hepsi dünyanın gündeminde. Herkes her şeyi biliyor artık. Katledilen çocukları, katledilen anne babaları. Yani savaş adı altında bir soykırımın artık siz dediniz ki sokaklarda yürüyorlar. Mecliste ilgili bakanın yüzüne yanlış yapıyorsun, beni temsilen, benim paramla kan taşıyorsun gibi boykotlar oluyor milletvekilleri tarafından. Şimdi hocam peki bizim ülkede neden bunlar yok? Yani Müslüman aleminde yani bizimkiler derken sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Türkiye'de de tabii ki işte bir tanesinin çıkıp boykot mallarını kullanırken övünmesi. Bunlar bizden türedi. Bunlar nasıl yeşeriyor? Yani bizim duaya yeltenip duamızı yapıyoruz. Hamdolsun dualarımızı en yüksek perdeden yapıyoruz da. Bu yeter mi hocam? Bir Avrupalının gösterdiği metaneti, birlikteliği, aynı akıl etrafında toplanmasını biz ümmetiz güya. Onlar ümmet de değil. Evet. Bu ümmet niye aynı duyguyla, aynı heyecanla, aynı kavramlarla, aynı söylemle bir araya gelemiyor? Sadece duayla yetiniyoruz. Yeter mi yani? Şimdi Doğu Batı noktasında meseleye biraz baktığımızda şu dikkatimi çekiyor. Batı tüm ideolojileri kendince, beşeri doktrinleri, sistemleri hepsini denedi. Ama hiçbirinde aradığı şeyi huzur bulamadı. İslam hariç. İslam'a da bir de karşı durdu. İslam'a işte İslamofobi üzerinde korkunç bir ön yargı ile şey yaptı. Aslında soğukkanlı bir şekilde İslam'la yüzleşseydi belki daha erken bir takım gerçekleri fark edecekti. Ama şunu unutmamak lazım. İşte komünizm çöktü, kapitalizm iflas etti. Ateizme bir dönem yöneldi. Ateizm de aradığını bulamadı. Demokrasi dediler, kendi putlarını kendileri yuttular. Akla gelebilecek tüm beşeri tespitleri, yaşam tarzlarını, efendime söyleyeyim, ideolojiler bir noktada tükendi. Şimdi insanlık yeni bir arayış içerisinde. Fıtrata uygun, yaratılışa uygun, yeni bir şey arayışı içerisindeyken tam da bu noktada bir de yıllardır Avrupa'da son yıllarda hümanizma işlenir. İnsan vurgusu, insana değer verme, insanı önemseme. Tam bu şey üzerinde yürürken bir Gazze'deki insanlık dramını görünce, on binlerce çocuğun katlini görünce fıtratı hepten kören, vicdanı hepten susmamış olanlar bir şekilde fıtri, vicdani bir şey ortaya koydular. Burada yani aynı zamanda hümanizmin gereğini yaptılar. Tabii. Hümanizmin gereği olarak. İnsanlık zaten bir vicdan arayışı içerisindeydi. Bir anlam arayışı içerisindeydi, bir ahlak arayışı içerisindeydi. Ama baktılar ki Gazze'de ahlak tükendi, vicdan tükendi, insanlık tükendi, anlam tükendi. Niçin? İnançlarını. Fakat tüketmeye çalıştıkça orada muhteşem bir, hiç kimsenin beklemediği bir direnç ortaya, bir inanç, bir bilinç ortaya çıktı.